BUİKAT Başkanı Oya Eroğlu bizimle, ama ben derneğin çalışmalarına geçmeden önce Oya Eroğlu kimdir? Öğrenelim, tanıtalım istiyorum. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bursalıyım. Üniversiteden sonra stajımı da İzmir'de yaptıktan sonra Bursa'ya dönüp profesyonel olarak iş hayatına başladım. Yaklaşık 5-6 sene kadar profesyonel hayattan sonra da kendi ofisimde serbest avukatlık yapmaya devam ediyorum. 2009 senesinden beri BUİKAT üyesiyim. Yaklaşık 15 aydır da BUİKAT Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyorum yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte. Bunun dışında Bursa'da yine çeşitli STK'lara üyeliğim ve bulunmakta ve Bursa Spor Genel Kurulu üyeliğim de var. Bunu da ayrıca da belirtmek isterim. Gerçekten de ayrıca belirtmekte fayda var. Biraz açın, ne zaman oldu, nasıl söz konusu oldu? Sonra derneğe geçiş yapalım. Çünkü malum futbol kulüplerinde, spor kulüplerinde kadınlar böyle bir elin parmakları kadar bile yok diyebiliriz herhalde. Benim aynı zamanda spor hukuk yüksek lisansım da var. Ben Bursa profesyonel hayatıma Bursa Spor'da başladım. Oranın hukuk müşaviri olarak başladım. Stajımı da zaten İzmir'de Karşıyaka Spor Kulübü ile devam etmiştim. Sonra Bursa Spor'da da başlayınca spor hukuku yüksek lisansı ile birlikte bir futbol dünyasının içinde buldum kendimi aslına bakarsanız. Biraz profesyonel tarafına geçtikten sonra taraftarlık bölümüm azaldı ama halen tabii ki gönlümde Bursa Spor yattığı için de genel kurulu üyeliğim de devam ediyor. Gidip oyumu da kullanıyorum Bursa Spor için. Maçlarını da takip ediyorum. Stada da gidiyorum hatta. Peki kısa bir değerlendirme de alalım. Takım ne durumda şu anda? Hiç o konuya hiç girmeyelim. Takım maalesef ki Süper Lig'e çıkamadı. Playoff'larda Adana Demirspor'a elendik. Çok üzüntü verici bir durum bu. Umarım seneye çok daha sıkı tutarak artık Süper Lig'e çıkarız. Çünkü biz Süper Lig şampiyonluğu yaşamış bir takımız. Dolayısıyla 5. büyük olarak geçiyoruz. Dolayısıyla şu hali gerçekten çok üzüntü veriyor.